Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videonun konusu hocam online kurs mu yüz yüze eğitim mi hangisini tercih edelim? Şimdi bu iki tane kurs sistemi de yani online olarak da alsanız yüz yüze olarak da alsanız net bir şekilde bir tanesi daha iyidir diğeri daha kötüdür diyebileceğimiz bir durum değil. Şimdi ikisini de artı yönlerini, eksi yönlerini anlatacağız bu videonun içeriğinde. Siz de aklınıza yatan, mantığınıza yatan şekilde tercih yapacaksınız, seçiminizi yapacaksınız. Ama hangisini seçerseniz seçin, hangisini incelersek inceleyelim, önemli olan burada kursun online veya yüz yüze olmasının yanında kursun içeriği, kurstaki kadro, kurstaki etkileşim. Bunlar çok çok önemli. Bunları da biraz da madde madde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar sizlere. Evet, şöyle bakalım. Şimdi ne diyor? Ulaşım. Ulaşımdan kastımız şu. Mesela online bir eğitim alıyorsanız eğer düzgün bir sistem, düzgün bir altyapıyla oturmuş bir kurumdan online eğitim alıyorsanız ulaşımla alakalı herhangi bir sıkıntınız olmayacak. 7-24 derslere ulaşabileceksiniz. İşte canlı ders olduğunda işte telefondan, tabletinizden, bilgisayarınızdan bir tuşa basacaksınız ve derse gireceksiniz. Evinizin rahatlığı, evinizin konforu, çalışma ortamınız sadece siz ve sadece bir ekranda odaklanma ve ders görme çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Eğer yüz yüze eğitim alıyorsanız ulaşımla alakalı şöyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer büyük şehirlerdeyseniz şehir içi ulaşım veya küçük şehirlerdeyseniz belki civar şehir veya civar ilçelere ulaşmakta çekeceğiniz sıkıntı yolda gideceğiniz kursa giderken ve kurstan eve dönerken yolda geçen zaman sizin için negatif yönde bir etki doğuracaktır. Yani giderken yoruldunuz, kursta derslere odaklanamadınız, kurs bitti, 5-6 saat ders yaptınız, geri döndünüz, yolda tekrardan yoruldunuz, eve geldiniz, çok fazla çalışmaya haliniz kalmayacak gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunu iyi bir şekilde incelemek gerekiyor. Eğer yüz yüze eğitim alacağınız kurum evinize çok yakınsa, ulaşımda herhangi bir problem yaşamayacaksanız, çok rahat bir şekilde gidip, rahat bir şekilde evinize dönebilecekseniz tabii ki değerlendirilebilir. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta şu, bakın buraya çok dikkat edin. YÖS eğitimi aldığınız kurum gerçekten YÖS eğitimi veren bir kurum mu? Bakın bununla alakalı çok fazla sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oluyor yıl içerisinde. Biz bunları ne zaman görüyoruz? Biz bunları yılın genelde ikinci dönemi. Orada biz takip eden arkadaşlarım bilir. Şubat-Mart ayı gibi tekrardan kurslar açıyoruz. Ocak, Şubat, Mart. Oralarda diğer kurumlardan bize gelen arkadaşlar çok fazla oluyor. Yani ilk kayıt kadar neredeyse ilk kayıda yakın. Ocak, Şubat, Mart aylarında bize öğrenciler geliyor. Memnun kalmadıkları için bizde devam eden arkadaşların tavsiyeleriyle diğer arkadaşlar da bizlere gelmeye başlıyorlar. O yüzden eğitim aldığınız yerin mutlaka YÖS kursu olup olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Hocam niye yani YÖS kursu matematik işte aynı matematik değil mi? Bakın aynı matematik olabilir. Evet matematikte toplama, çarpma, çıkartma, bölme, üst sayılar, köklü sayılar aynı olabilir ama bu bir sistem. Yani bu bir YÖS sınav sistemi. Ders aldığınız yerin buna hakim olması lazım. Birazdan diğer maddelerde bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Burada çok uzatmayayım, devam edeyim. Videoda çok uzamasın. Ders kaydı. Online sistemde aldığınız ders eğer yine iyi bir altyapıyla verilmiş bir kursa bu sisteme yüklenir ve bunun tekrarını defaatle ne yapabilirsiniz? Sistemden yapabilirsiniz. Ders tekrar yapabilirsiniz. İşte sisteme yüklenmiş dersler varsa onların tekrarlarını yapabilirsiniz. Derste, canlı derste anlamadığınız noktayı ne yapabiliyorsunuz? Dersten sonra tekrar ederek üstünden geçiyorsunuz ve anlamadığınız bir nokta kalmamış oluyor. Yüz yüze eğitimde dersi derste gördünüz. Anlamadığınız yeri o an sormak zorundasınız. Soramadınız, çekindiniz veya anladığınızı zannettiniz, soramadınız, eve gittiniz, genel tekrar yapıyorsunuz. Ama anlamadığınız nokta var, geçmiş olsun gitti. Veya diğer bir nokta, yine önemli noktalardan bir tanesi. Atıyorum o gün ders zamanı işiniz vardı, derse gidemediniz. Yüz yüze eğitimde sırf sizin için tabii ki bu dersin tekrarı yapılamaz doğal olarak. Ama online eğitimde böyle bir şey yok. O gün işiniz çıktı, hastalandınız. Bakın hastalanmak bile çok önemli. Yani yüz yüze eğitim alıyorsanız hafta sonu hastalanma gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar. Kış dönemi hastalandım. Cumartesi pazar kursa gidemedim. Geçmiş olsun. Onu sen bir şekilde halletmen gerekiyor. Ama online eğitimde bunun canlı tekrarları, video tekrarları, genel tekrarlar oluyor ve oradan telafi etme şansınız daha da mümkün oluyor arkadaşlar. Ücret online eğitim yüz yüze eğitime göre tabii ki daha uygun. Bu doğal olarak böyle olmak zorunda zaten. Yani yüz yüze eğitimde masraflar daha fazla, online eğitimde kurum olarak masraflar daha az olduğu için online eğitimin yüz yüze eğitime göre daha ucuz olması tabii ki olması gereken bu.
Ama burada şimdi karşılaştırırken de şunu karşılaştırmamız gerekiyor. Aynı seviyede eğitim alabileceğiniz bir online eğitim, aynı seviyede eğitim alacağınız bir yüz yüze eğitimi karşılaştırdığımızda da yüz yüze eğitimin online eğitime göre hemen hemen %30, %40'lar oranında daha da pahalı olduğunu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü madde sosyalleşme. Online olarak bir eğitim alıyorsanız tabii ki aynı eğitim alan arkadaşlarınızla çok fazla sosyalleşme imkanınız olmayabiliyor ki bu da gayet normal. Ama yüz yüze eğitimde bu biraz daha fazla olabiliyor. İşte sınıfta arkadaşlarınız olabiliyor, kursta arkadaşlarınız oluyor. Biraz daha sosyal bir ortam oluşmuş oluyor yüz yüze eğitimde. Ama hani burada da kararımızı vermemiz lazım. Son sınıfız. Bir sonraki yıl inşallah kazanıp üniversite hayatına atılacağız. Oradaki sosyalleşme ortamını, lise son sınıftaki sosyalleşme ortamına tercih edip etmeme tabii ki o da sizin kararınız diyoruz. Şimdi 5. madde sınava yönelik içerik. Şimdi 5'ten sonrası online'da alsanız eğitimi, yüz yüze olarak da alsanız 5. maddeden sonraki maddeler iki kurs içinde çok çok önemli. Bir kere kursun içeriği sınava yönelik içerik olması lazım. Ne demek? Yani siz eğitim aldığınız yer eğer YÖS kursu değilse veya işte normalde hiç YÖS'le alakası olmayan öğretmenleri toplayıp bir odaya hadi bakalım biz YÖS kursuyuz artık bundan sonra YÖS eğitim vereceğiz formatında açılmış bir kurumsa veya online olarak eğitim verdiğini söyleyen ama yüz eğitimiyle uzaktan yakından olmayan bir yerden eğitim almaya çalışıyorsanız o zaman sınava yönelik içeriklerle bu iş ilerletilmeyecek olacak otomatikmen ve yılın sonunda çok fazla sıkıntı doğuracak bir madde aslında bu sınava yönelik içerik. Altıncısı uzman kadro. Eğitimi nereden alıyorsanız alın. Bakın mutlaka yüz alanında uzmanlaşmış kişilerden eğitim almak zorundasınız. Yılın sonunda bir hedefe ulaşmak istiyorsak mutlaka işi ehlinden almamız lazım. Yani online'da alıyorsak, yüz yüze de alıyorsak mutlaka YÖS alanında uzmanlaşmış eğitim kadrosu bulunduran bir kurstan eğitim almak zorundayız. Bakın burada kadro diyoruz. Yani bu iş böyle bir kişiyle hallolabilecek bir iş değil. Burada biz bir yazılı sınavına çalışmıyoruz. Yani bu bazen unutulabiliyor, göz ardı edilebiliyor. Sanki YÖS'ün içeriğinde sadece işte bir tane matematik bir var, onu hallettim mi bu iş olur. Hayır, YÖS bir sistem. Kendi dinamiği olan bir sistem. İçinde matematik bir var. İyi seviyede matematik 2 anlatan bir öğretmen olması lazım. İyi seviyede geometri bilgisi olan ve bunu öğrenciye aktarabilen bir öğretmen olması lazım. İyi seviyede IQ sayısal mantık problemler anlayan, aktarabilen bir öğretmen olması lazım. Ve bunlardan da en önemlisi YÖS sistemine hakim olan bir kadro olması lazım. Bu birincisi. İkincisi çok iyi bir şekilde YÖS rehberliği ve danışmanlık hizmetini öğrenciye aktarabilecek, güncel sistemi her zaman takip edebilecek bir yerden bu eğitim almanız lazım. Bunların acılarını biz ne zaman görüyoruz? İşte kurs başlıyor. Üçüncü, dördüncü aylardan sonra bakıyor ki öğrenci aslında aldığı eğitim YÖS için yeterli değil. Veya şu yapılıyor. Buna çok çok üzülüyoruz. Yani şimdi temel seviyede matematik bir eğitim veriliyor. Tamam. İşte matematik bir biraz daha cilalanıyor. İşte matematik bir de şu kadar ders yaptık. Tamam ama devamı yok. Aylar geçmiş bir IQ dersi doğru düzgün verilmemiş, geometri dersi doğru düzgün verilmemiş, matiki dersi verilmemiş, doğru düzgün deneme yapılmamış. Deneme yapılırken de işte kurumun kendi hazırladığı kolay sorulardan oluşturulmuş denemeler yapılmış bu öğrencilere. Yıl sonunda bizim gördüklerimizi söylüyorum ve öğrenciler buradan güzel netler yapınca bir şey yaptıklarını zannetmişler. Ama işte atıyorum piyasadaki böyle orta seviyenin üstündeki bir denemeyle karşılaştığında veya bizim yıl içinde yaptığımız denemelerle karşılaştığında veya yıl sonunda gerçek sınavlardaki soruları gördüklerinde aslında yıl içerisinde yapılan denemelerin çok da YÖS'e yönelik denemeler olmadığı ortaya çıkıyor. O yüzden mutlaka ne yapıyorsanız yapın. Bakın online'dan da alıyorsanız ders, yüz yüze de alıyorsanız lütfen bakın rica ediyorum. Buradan en çok da velilere sesleniyorum. Velilerimize sesleniyorum. Mutlaka kurs alacağınız yeri iyi bir şekilde İnceleyin, araştırın. Yani şunu da söyleyeyim, sosyal medya öyle bir şey ki, öyle bir ortam ki, yani orada paylaşılan her şeye güvenmeyin, inanmayın. Bakın bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışın. Yani burada öğrencinin geleceği belki de söz konusu. Bu bir yılın bir daha tekrarı olmayabilir. Hani imkanınız vardır belki özel üniversiteye yollarsınız imkanınız vardır bir yıl daha belki bu eğitimi alabilir. O yüzden iyi bir şekilde araştırın. Hiçbir şey için geç değil. Şu an daha Ağustos ayının ortalarındayız. Bundan sonra işte yüz yüze de eğitim alıyorsanız, online de alıyorsanız çok iyi bir şekilde araştırmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar.
Yedincisi etkileşim, ulaşılabilirlik çok önemli. Yüz yüze eğitimde bir şekilde size ders veren veya size danışmanlık yapan veya size rehberlik yapacağını iddia eden kayıt aşamasındaki kişilere ulaşabilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz, etkileşime geçebilirsiniz. Hani bugün giderseniz kapısını tıklarsınız, yoktur. İkinci gün bir şekilde ulaşabilirsiniz ama online eğitimde bu böyle olmayabiliyor. O yüzden online'ın negatif yönlerinden bir tanesi de aslında bu. Online kurs açtık diyoruz ama öğrenciyle eğer etkileşime geçemezsek, öğrenci bize ulaşılabilir olamazsa, derdini bize anlatamazsa, bir danışmanlık hizmeti olduğunda, bir rehberlik hizmeti olduğunda veya bir ders programı ihtiyacı olduğunda ulaşılamıyorsa eğer o kurs, o zaman çok bir verimli bir sonuç almak çok da mümkün olmuyor arkadaşlar bu tarz kurslarda. Şimdi kurs online'da olsa, yüz yüze de olsa bu kursun çok iyi bir yıllık programı olmak zorunda. Yani öğrenci şunu düşünmeyecek. Öğrenci dersten çıktıktan sonra işte matematik bir bitecek ama işte matiki biter mi? Yeteri kadar tekrar yapabilir miyiz? Geometri derslerimiz bitecek mi? Ya biz IQ'ya niye başlamadık? Sayısal mantık ne zaman bitecek? Geometri işte bir kaynak daha çözecek miyiz? Mat 1'de toplamda kaç kaynak çözeceğiz? Denemeler niye başlamadı? Gibi soru işaretleriyle bu süreci yönetmemesi lazım. İyi bir kursun, iyi bir kurumun aylık, bakın haftalık, aylık, yıllık bir ders programı olmak zorunda ve bunu öğrenciye hissettirmek zorunda. Yani yoksa bu işte bu hafta bu dersi yapalım, haftaya bunu yapalım, bir şekilde yetiştiririz de olabilecek bir sistem değil. Bakın önünüzü göremezseniz, eğer önünüzü göremezseniz o yol sizin için çok zorlu, çok engebeli geçecektir. O yüzden mutlaka yıllık, aylık, haftalık bir programı olan bir kurumdan, kurstan eğitim almanızı şiddetle ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. En sonuncusu da online de olsa, yüz yüze de olsa mutlaka öğrenciye yani kişiye özel program ve takip olmak zorunda. Özellikle YÖS sisteminde bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü YÖS sisteminde şimdi iki tane sınıf da olsa kurumda, üç tane de olsa, dört tane de olsa aynı sınıfta ders alan öğrenciler arasında, hedefler arasında, seviyeler arasında mutlaka büyük farklılıklar olabiliyor. O yüzden mutlaka biz öğrenciyi kişiye özel programlama ve kişiye özel takipleme sistemiyle hedefe ulaştırabiliyoruz. Bu nasıl olacak? Yani bizim o sistemimiz bu şekilde. Özellikle bu yıl bunu daha aktif olarak hayata geçiriyoruz ama kurs alacağınız yerde de bunun olması gerekiyor. Yani bizim için atıyorum S1 sınıfı olmuyor artık. Bizim için S2 sınıfı olmuyor. Bizim için atıyorum S1 sınıfındaki Ali var. Bizim için S1 sınıfındaki Mehmet var. Bizim için S1 sınıfındaki Ayşe var. Yani kişiye özel program ve kişiye özel takip mutlaka online de olsa, yüz yüze de olsa bunu almak zorundasınız. Evet, genel hatlarıyla böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yine açıklama kısmında yani yorum kısmında düzeltiyorum. Sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışalım.